Atina'da bir ilk, Türkiye'de yaşanan sayısız gururdan yalnızca biri. Profesör Doktor Mehmet Haberal, dünyada hayatta yalnızca bir kez alınacak pek çok ödüle layık görüldü. Ve ay yıldızlı Türk bayrağı bu kez komşuda dalgalandı. Milattan önce 4. yüzyılda kurulan Sokrates gibi birçok filozofun yetiştiği Atina Akademisi'nin Yunan olmayan bir yabancıya verdiği ilk yüksek şeref ödülü Profesör Doktor Mehmet Haberal'a layık görüldü. Haberal ödülü Atina Akademisi'nde düzenlenen törenle takdim edildi. Akademi tarihinde İlk kez böyle bir kalabalığı ağırlıyordu. Katılım genişti. Yunanistan Sağlık Bakanı, büyükelçiler, başpapaz, üst düzey birçok katılımcı vardı. Tören, akademi başkanının açış konuşmasıyla başladı. O Mehmet Haberal yine omotimos kategitis genikis hirurgikis. Atina Akademisi 11 Mayıs 2023 tarihinde yaptığı genel kurul toplantısında yabancı bir dostumuzu yüksek şeref ödülü için seçti. Profesör Mehmet Haberal severek ve onurla görevini yerine getiriyor. Profesör Haberal'ın tıp dünyasına bilimsel katkıları ve deneyimi ve özellikle organ nakli alanındaki cerrahlığı olağanüstü. Kendisi dünya genelinde oldukça tanınan ve onur duyulan biri. Daha sonra Profesör Andreas Zakis, Haberal'ın özgeçmişi hakkında bilgi verdi. Atina Akademisi'nin yüksek şeref ödülünün ilk kez Yunan olmayan birine verildiğini vurgulayarak Profesör Haberal'a dünya tıbbına katkıları için teşekkür etti. Aslında Profesör Doktor Haberal Rönesans'ın Homo Universalis olarak tanımladığı tüm nitelikleri taşıyor. Size onu Atina Akademisi'nin Eteros olarak takdim etmekten onur duyuyorum. İlk kez Yunan olmayan bir bilim adamına akademinin layık gördüğü en büyük onur. Akademideki varlığı halkımıza ve organ nakli hastalarımıza fayda sağlayacak. Teşekkürler. His presence in the academy will reaffirm his friendship with Greece for the benefit of our people and our transplant patients. Thank you. Ve o gurur anındaydı sıra. Madalyası, rozeti ve üyelik sertifikası Haberal'a takdim edildi. Ödül seremonisinin ardından kürsüye çıkan Profesör Doktor Mehmet Haberal teşekkür etti. Büyük Önder Atatürk, arkadaşları ve aziz şehitlerimizi rahmetle, şükranla andı. Bugün hayatımdaki tarihi günlerden biri. Çok önemli bir gün. Size teşekkür edecek kelime bulamıyorum. Bölgemiz ve bu iki ülke için çok önemli. Eğer buradaysam, varlığımı borçlu olduğum modern Türkiye'nin kurucusu Atatürk'e şükranlarımı sunmak isterim. Atatürk ve silah arkadaşlarına ulusumuz için yaptıkları her şey için minnettarım ve umudum bu iki ülke arasında yeni harika fırsatlar yaratacak ve yeni kapılar açacak. Her zaman söylerim, yakın işbirliği içinde olursak başka ülkeye ihtiyaç duymayız. Üniversitemiz her türlü olanağa sahip. Bu nedenle bunu yapmaya devam etmeliyiz. Of course, you can ask me any kind of question.
Atina Akademisi'nde ayakta alkışlandı Profesör Haberal. Thank you. Tören sonrasında meslektaşları yoğun ilgi gösterdi Haberal'a. Her biri tek tek tebrik etti, fotoğraf çektirdi. Basın da yoğun ilgi gösterdi Haberal'a. Röportaj yaptılar. Haber, Yunan medyasında Atina Akademisi'nde bir Türk başlığıyla geniş yer buldu. Yurda dönen Profesör Haberal, Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nde çiçeklerle karşılandı. Her zaman olduğu gibi bu başarısını, yaşattığı gururu da ülkesine atfetti. Ne mutlu ki ülkemiz var. Ve bu ülkeyi kuran Atatürk arkadaşları, aziz şehitlerimiz her zaman rahmetli şükranla anarız. Evet, şimdi Atina'da hakikaten işte bu iş böyle olur dedik. Bir bakıma tabii Türkiye'den ilk kez böyle bir olay oluyor. Bu akademinin tarihinde ilk defa böyle bir toplantı yapılıyor. Kendilerini söylediği, kendilerini ifade ettiği şey Türkiye ile Yunanistan arasında yeni bir kapı açıyoruz. Şimdi şey bu. Savaşan iki ülke konumunda idik. Tamam mı? Şimdi ben onlara kesin şunu söyledim. Çok yakın ilişki kurmak durumundayız. Eğer biz yakın ilişki kurarsak yapamayacağımız çok aşağı olur. Ve sizleri de başka ülkelere muhtaç etmeyiz. Şimdi işin özü bu. Olay bu. Sizlere teşekkür ediyoruz. Çalışmaya devam. 7 gün 24 saati 48 yapmak lazım. Öyle görünüyor, tamam mı? Yunanistan temaslarında Haberal'a eşlik eden ve çektiği görüntüleri Kanal B ile paylaşan Başkent Üniversitesi Genel Koordinatörü Feyyaz Artıkoğlu da izlenimlerini aktardı. Tahmin ettiğimizin çok üstünde, çok fevkinde bir ilgiyle karşılaştık. Kendi ifadelerine göre son zamanlarda hiç böyle bir tören olmamış. Bu kadar kalabalık ilgi olmamış. Muhteşem bir şey, tablo. Ama herkes hocayı soru yağmuruna tuttu. Resim çektirmek için kuyruklar oluştu. Yarım saat normalinde süren bu tören ve seremoni herhalde iki saati bulduk. Evet. Sağlık Bakanı vardı. En önemlisi onların dini lideri Archbishop oradaydı. Hocaya çok büyük ilgi gösterdi. Ben belki latif ettim ama hoca da ona hakikaten Kur'an'ı anlattı. Efendim, iyi ki hocamız var. İyi ki sizler varsınız. Ne diyeyim? Teşekkür ederim. Daha sonra kutlama pastası kesildi.